Merhabalar, ben Doktor İsa Mail, İktisat Psikoloğu Semih Mail. Merhabalar, Semih Mail ben. Biz zaman zaman iki psikolog oturuyor, sohbet ediyoruz. Çektiğimiz videolar veya çalışmalarımızı anlatıyoruz, istişareler yapıyoruz. Bugün de çok böyle samimi bir sohbetimiz olacak. Sizin de misafir olmanız için, yani aramıza katılmanız için video çekeceğiz ve öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Kanalımıza hoş geldiler değil mi? Evet, tabii ki hoş geldiniz. Merhabalar. Beni belki ilk defa bu kanalda görüyor olabilirler. Evet. Belki daha önceden de video yapmış olabiliriz. Şu anda hatırımda değil. Ama bizim diğer programlarımıza, yüksek mastermind eğitim programlarımız olan birçok danışanımız da bu videoyu izlediği için beni onlardan tanıyanlar muhakkak vardır. Evet. İktisat psikoloğu, iktisat para demek. Psikolog yani para psikoloğu dendiği zaman çok basit. Yani daha fazla müşteri kazanma, daha fazla para kazanma, daha fazla para kazanıp hayatı kaliteli yaşama konusunda uzman. Bugün konumuz ne olsun? Hani bizim bir tavuk kartal hikayesi var ya, çok tutulan. Evet. Bunu istişare edelim, bunu konuşalım. Olur. Evet, şimdi bu videoyu izleyenler zaten bizim sadık abonelerimiz biliyorlardır. Tavuk kartal hikayesinde bir yüksek dağ var. Bu yüksek dağda kartallar yaşıyor. Bu kartalların arasında bir tane kartal 4 yumurtasıyla yaşarken bir deprem oluyor. Depremde yumurta yuvarlanıyor. Aşağı iniyor. Tavuk çiftliğine gidiyor değil mi? Evet. Tavuk çiftliğine gidiyor. Şimdi bu bir metafor sevgili arkadaşlar. Misal, bir örnek. Yani durumu iyi anlatabilmek için bir hikaye. O yüzden bu şekilde anlatıyoruz. Orada tabii kartal yumurtası aşağı inince bizim de bahçemizde tavuklar var. O yüzden biliyoruz. Böyle merakla geliyorlar. Etrafına böyle bir dolanıyorlar. Çünkü kendi yumurtalarına benzemiyor yumurtaları değil mi? Benzemiyor. Evet. Ama sonunda akıllı bir tavuk araya giriyor. Hani akil insan var ya, her zaman her mahallede olur. Hani mahallenin işte teyzesi vardır. Yaşlı böyle bilge insan. O tavukların arasında da birisi geliyor. Bu da bizim yumurtaya benziyor diyor. Biz buna sahip çıkalım diyor. Ve bir tavuğa veriyorlar. Ama ilginç olan bir şey var orada, ne? Potansiyeli olan kartal. Değil mi? 100 sene yaşayan bir kartal yumurtası ve oradan bir kartal dünyaya gelecek. Yani potansiyel. Evet. Kartal tavuklardan daha farklı. Öyle değil mi? Yani hani bu hikayede aslında bir kartalın tavuk olduğuna inandırıldığını görüyoruz. Yani insanlarda da genellikle bu yok mu? Yani aslında içinde bir potansiyel var ama yapamazsın, edemezsin diye devamlı negatif telkinlerle kişi büyüdüğü için ister istemez kendisini bastırılmış hissediyor. Yani aslında o içindeki kartalı açığa çıkaramıyor veya içindeki aslını açığa çıkaramıyor. Aslında içinde gizli kalmış bir potansiyel var. Bu hikayeden, bu metafordan aslında biz bunu anlıyoruz. Şimdi buraya kadar geldik ya, mesela oradan şöyle bir durum var. Ait olmadığı bir yere geliyor o yumurta, yani kartal. Evet. Yani o oraya ait olmadığını hissediyor. Bu yabancı değil. Bu videoyu izlerken siz de belki diyeceksiniz ya, ben yanlış filmdeyim herhalde. Yanlış yerdeyim. Yok, ben aslında buradan değilim. Çünkü burası bana uygun değil. Bir yanlışlık var herhalde. Veya bunlar beni anlamıyor. Onun gibi bir şey olmuş. Neyse, o kartal yumurtası bir tavuğa veriliyor ve tavuk onu üzerine, hani kuluçka derler ya, diğer civcivler arasında, civciv yumurtaların arasında katarak kuluçkaya oturuyor. Gel zaman, git zaman, neyse artık oradan kartal dünyaya geliyor. Kartal ama devamlı tavuk muamelesi yapılıyor. Tavukların arasında kartal dünyaya geliyor. Farklı bir boya sahip değil mi? Biraz daha uzun. Pençeleri var. Gagası farklı. Rengi farklı. Ve ona ne muamelesi yapılıyor? Kartala tavuk muamelesi yapılıyor. Limitierte, ne deniyor ona? Limitierte Glaubenssätze. Almanca değil mi? Evet. Onu sınırlıyorlar devamlı. İnanç kalıpları. İnanç kalıpları oluşturuyorlar ona. Beyninde. Evet. Uçamazsın, yapamazsın. Solucan yiyeceksin. Onun canı et istiyor örneğin.
fıtratında et yemek var. Ama yok diyorlar. Tavuk et yemez. Sürekli sınır koyuyorlar. Dil kalıplarıyla onu eziyorlar, programlıyorlar. Bir çeşit insanı programlar gibi o kartalı da tavukluğa programlıyorlar. Bu yabancı değil sevgili arkadaşlar. Kimseye yabancı gelmiyor bence bunu anlatırken. Sonra o içten içe huzursuz olmaya başlıyor. Kendini keşfetmek istiyor. Ediyor da aslında. Su içerken bakıyor. Suya bakıyor ayna gibi. Ben diyor tavuklara benzemiyorum. Farklıyım diyor. Yani herkes bir arayış içerisinde aslında. Hayat öyle. Kendini tanımak, kendini bilmek, kendini öğrenmek, potansiyelini keşfetmek, içindeki aslanı uyandırmak. Aslında herkes de var. Bu her seferinde ya ben farklıyım dediğinde sen tavuksun diyorlar. Sen tavuksun. Ama ben uçabilirim. Baksanıza kanatlarım diyor 2 metre açılınca. Sen sakat bir tavuksun diyorlar. Yani yaftalıyorlar. Onu damga vuruyorlar devamlı. Yapamazsın, beceremezsin, uçamazsın. Sen tavuksun diye sınırlıyorlar. Ömrü öyle geçiyor. Artık inanmaya başlıyor. Hani bir adama 40 kere deli dersen deli olur ya. Bu herkesin başında var aslında. Herkese yapılıyor bu. Yani yok hocam bana öyle bir şey yapmadı diyemezsin. O zaman sen kendini kandırıyorsun demektir, öyle değil mi? Öyle. Hani bazıları kendini teselli etmek için öyle yapıyor da kendini kandırmaktır zaten. Kendini kandırdığın zaman da özgüven düşüyor. Gel zaman git zaman artık kabul ediyor o şekilde. Hayat ilerliyor. Ömür zayi oluyor. Ömür israf oluyor. Çünkü o yolda kendini keşfedemezsen yani kendini bil ki ömrün zayi olmasın hadis-i şerif. Kendini keşfetmedin mi ömrünü zayi etmiş oluyor, israf etmiş oluyor. Yani o da ömrünü israf ediyor aslında. Bir türlü keşfedemiyor. Yani müsaade etmiyorlar. Kendini keşfetmeye müsaade etmiyorlar. En çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın. Ona gibi bir şey yani. Orada da etrafında hep tavuk var, hiç kartal yok ki. Ve ömrü böyle ziyan oluyor, israf oluyor. Hakikaten bu hikayeyi anlatırken bir şey oluyor değil mi insan? Yabancı değil yani bir hüzün kaplıyor. Aslında bu hayatın gerçeği. Kimse yoo öyle bir şey olmadı diyemez yani. Ben onu öyle bir şey yok yani. Sürekli etraftaki insanlar sana bir işin nasıl çözülemeyeceğini anlatmıyor mu? Çaresizliği anlatıyor devamlı. Öğrenilmiş çaresizlik deniyor buna. Yapamazsın, beceremezsin, elleme, dokunma. Neyse sonra bir kurtuluş geliyor tabii. Kurtuluş geliyor. Kurtuluş ne? Tavukluktan kurtulma şöyle oluyor. Yukarıda rahmet rüzgarına kendini teslim etmiş. Mutlu, huzurlu, kendini bulmuş. Kartal huzurlu bir şekilde uçarken canı tavuk yemek istiyor. Gökyüzünde uçmak bir cennet hayatı gibi. Özgürlük yani. Bir de düşünsene kartallar 100 sene yaşıyor. Gözleri de çok uzun. Uzağa görebiliyor. Aşağı bakıyor. Allah Allah. Tavukların arasında bir kartal var. Benden önce acaba diyor. Bir kartal indi de tavuk mu yiyecek? Yok, tavuk falan yemiyor. Muhabbet ediyor onlarla. Derken aşağı iniyor, süzülüyor. Bütün tavuklar kaçıyor. Bak çok enteresan bak. Tavuklar aslında kartal olduğunu biliyorlar. O yüzden kaçıyorlar. Uçan kartalı görünce kaçıyorlar. Peki diğer kartaldan niye kaçmıyorlar sence? Çünkü o kartal tavuk gibi davranıyor. Kartal gibi davranmadığı için, tavuk gibi davrandığı için ona bir şey demiyorlar. İlginç olmuyor mu? Hayatta bu hani öyle olmuyor mu? Hani adamın bazı insanlar var böyle güven veriyor. Ya sen böyle kal diyorlar ona değil mi? Kendini geliştirme. Seni biz böyle kabul ediyoruz. Almanca ne deniyor ona? Bleib so wie du bist. Yani sen böyle kal. Aslında bu insana yapılabilecek en büyük kötü dileklerden bir tanesi. Çünkü sen kendini geliştirmezsen yerinde sayıklıyorsun demektir ve bütün dünya ilerlediği için, her şey ilerlediği için, teknoloji ilerlediği için, bilim ilerlediği için sen aslında yerinde de sayıklamıyorsun, geri düşüyorsun. Ve bu yapabileceğin en büyük hatalardan bir tanesi. Dolayısıyla aslında insan kendini geliştirip devamlı ilerlemesi gerekiyor. Hani hadis-i şerif var ya, iki günü bir olan ziyandadır. Bu hadis-i şerife göre aslında devamlı kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İki günümüz bir olmamalı. Bu şekilde aslında devamlı gelişim odaklı olup hedeflerimize doğru ilerlememiz gerekiyor. Yani bu böyleyken birisi çıkıp senin en yakın arkadaşın sana ne diyor? Olduğun gibi kal. Almancası? Bleib so wie du bist. En büyük kötülük aslında. Aynen. Sana eğer öyle birisi bir şey diyorsa ne yapman lazım? Kendini kitlerse daha iyi olur bu durumda.
kitleyeceksin. Yani kendi inanma karşıdaki o cümleye inanma. İnanmayacaksın. Çünkü sana kötülük yapıyor bir çeşit. Bilinçli olmadığı halde yani bilinçsiz bir şekilde kötülük yapıyor. Şimdi o da bilinçli bir şekilde kötülüğünü istemiyordur ama olduğun gibi kalırsan uzun vadeli sana daha fazla zararı olur yani. Öyle değil mi? Tabii. Bir çeşit aslında bilinçsiz kötülük yapmış oluyor. Bu şekilde kal sen. Biz senden böyle memnunuz. Yetersizlik sendromundan dolayı. Belki sen kendini geliştirirsen. O da var. O zaman ben kendimi yetersiz hissederim senin yanında. Evet. Yetersiz hissetmemek için sana ne diyorum? Seni ben böyle kabul ediyorum. Sen böyle iyisin. Evet. Hiç değiştirmene gerek yok. Bleib wie, tekrar. Bleib so wie du bist. Bleib so wie du bist. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi insan geliştiği zaman, para sahibi olduğu zaman veya hedeflerine ulaştığı zaman genellikle kendini geliştirmeyen insanlar, senin çevrendeki insanlar bu insan değişti diyor. Aslında o değişmedi. Senin algın ona karşı değişti ve sen ona tepkilerini değiştirdin. Aslında o adam aynı devam ediyor. Yani sana olan davranışlarını değiştirmedi ki. Aynı saygı çerçevesinde genellikle bütün herkesi kapsamıyorum ama genellikle insan olduğu gibi devam ediyor. Kendisini geliştiriyor sadece. Sana kibirli bir şekilde davranış sergilemiyor. Fakat kendini geliştirmeyen insan kendini yetersiz hissettiği için sana diyor ki bu değişti, bu böyle oldu, şöyle oldu. Keşke kendisini geliştirmeseydi, para adamı bozdu diyor. Aslında genellikle kendini geliştirmeyen insanlar onun yanında kendisini yetersiz hissediyor ve ona çamur atıyor. Aynen öyle. Yani kendini yetersiz hissettiği için çamur atıyor. Hikayenin sonlarına yaklaştık. Bütün tavuklar kaçıyor ve o uçan kartal aşağı iniyor. Sıska kalmış. Et yemediği için sıska kalmış. Tavuk gibi küçülmüş. Gariban kartala yaklaşıyor. Artık selamun aleyküm diyordur herhalde. Veya merhabalar diyordur. Senin burada ne işin var? Şaşırıyor çünkü. Öyle bir hayretle soruyor ki. Benim yerim burası, evim burası diyor. Nasıl? Senin evin şurası değil mi diyor. Şu dağ. Yüksek dağ var ya orada kartallar yaşıyor çünkü. Kartallar orada yaşıyor. Burada yaşamıyor ki. Tavukların arasında kartalın ne işi var? Kartal sadece kan acıktığı zaman tavukların arasına giriyor. O kadar yani senin burada ne işin var deyince tekrar ya benim evim burası diyor. Nasıl olur diyor ya. Sen kartalsın ama yok ben kartal değilim diyor. Bu bize de yabancı gelmiyor değil mi? Biz de aslında her seferinde soruyoruz ona. Senin yerin burası değil ki ne işin var burada? O uçan kartal gibi biz de sormuyor muyuz aslında? Her programımızda soruyoruz. Evet. Mesela bir de insan işin içinde olduğu zaman, çarkın içinde olduğu zaman bunu farkında bile olamayabiliyor. Ne kadar potansiyeli olduğunu farkında bile olmuyor. O kartal da öyle. O tavukların arasında yıllarını geçirmiş, vakit geçirmiş. Artık alışmış, hiç sorgulamıyor bile benim potansiyelim var mı, ben kartal mıyım değil mi? Yani tamamen unutmuş, alışmış yani. O çarkın içerisine girmiş. Ve günümüzdeki insanlarda da genellikle bu olabiliyor. Mesela iş adamı devamlı her gün çalışıyor, ticaret yapıyor. Küçük bir hamlelerle, küçük değişiklikler yaparak aslında işletmesini büyütebilir, kazancını arttırabilir, daha fazla insanlara yardımcı olabilir. Ama o küçük değişiklikleri veya kendisinin yaptığı hataları göremeyebiliyor. Çünkü çarkın içerisinde. Biz de mesela danışanlarımızda olduğu zaman ne yapıyoruz? Dışarıdan baktığımız için, olaya notür bir şekilde baktığımız zaman onun hatalarını görüyoruz. Veya bunları değişik yaparsan, değiştirirsen daha iyi, daha başarılı olursun gibi tiyolar gösterebiliyoruz, tavsiyeler verebiliyoruz. Bununla beraber bu şekilde de aslında kişinin içerisindeki potansiyeli açığa çıkarabiliyoruz. Her insanın farklı farklı alanlarda potansiyeli olabiliyor. Sporda olsun, sonra aile içerisinde huzurunu arttırma konusunda olsun. Orada da her zaman potansiyeli olabilir. İşletmede olsun mesela daha fazla kazanç elde etmekle ilgili olabilir. Her yerde potansiyel var. Biz de ne yapıyoruz aslında? O potansiyeli danışanlarımızın potansiyelini açığa çıkarıyoruz. Ben aklıma bir şey geldi. Onu da eklemek istiyorum. Hani şimdi iş adamları genellikle şöyle bir mentalite var. 8 saat değil de ben 16 saat çalışıyorum veya 12 saat çalışıyorum diyor ve paramı kazanıyorum diyor. Mesela 16 saat çalışarak 100 bin euro para kazanıyorum diyor. Tamam mı? Fakat senin dediğin gibi 1-2 hani iktisat psikolojisi burada çok önemli rolü var. 1-2 ufak hamlelerle 16 saat çalışarak 100 bin euro kazanıyorsun ama Pareto prensibi veya başka bir prensip veya iktisat psikoloji prensiplerini uygulayarak 4 saatte de sen 100 bin euro kazanabilirsin. Geri kalanında
ailenle zaman geçirirsin, öyle değil mi? Yani şimdi onu fark etmiyoruz mu? İktisat psikolojisini kullanıp ufak değişikliklere kulak vererek onları yaptığında ben çevremdeki insanların, yani programa katılanların hepsinin bu hale geldiğini gördüm. 4 saatte geri kalanında ailesiyle geçiriyor. 4 saat çalışıyor veya 6 saat çalışıyor. Çünkü sen kendi işinin patronusun. Evet. Sana kimse emir vermiyor ki. Ailenle zaman geçirebiliyorsun. Hobilerinle zaman geçiriyorsun. Yaşadığını anlıyorsun. Yaşadığını. Yani o çarktan çıkıyorsun. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bizim programlarımıza katıldığı zaman insanlara devamlı şöyle bir plan veriyoruz. Bu plan ile aslında kişi akıllı çalışmayı öğreniyor, verimli çalışmayı öğreniyor. Vaktini doğru değerlendirmeye başlıyor. Yani ne kadar boş vakti olduğunu görüyor. Ve mesela kişi 16 saat belki çalışıyor, tamam, ama buna baktığımız zaman verimli olarak ne kadar çalışıyor gerçekten bu kişi diye özetlersek belki sadece 3-4 saat verimli çalışıyor. Aynen. Biz de ne yapıyoruz? Akıllı çalışmayı göstererek, vaktini doğru kullanmayı göstererek daha fazla vakit sahibi olmuş oluyor danışanlarımız. O konuda yol gösteriyoruz ve geri kalan vaktinde dediğin gibi kendine kişi vakit ayırabilir, kendi gelişimi için sevdiklerine vakit ayırabiliyor, spora gidebiliyor, tatile gidebiliyor ve daha fazla vakti olduğu için de o diğer kalan vakitlerini de belki yeni işletmelere veya yeni iş dallarına atılarak kazancını da arttırabiliyor. Evet. Yani şimdi daha önceden 10 saatte veya 12 saatte vardığı yere şimdi 4 saatte varıyor. Peki 4 saatte veya 2 saat çocuklarını ailesine ayırır. Yine bir 4 saat eklediği zaman başka bir iş yapabilir, daha çok para kazanabilir. Ve bu sadece bu plan ile yaptığımız, bir de bununla beraber eğitimlerde özellikle senin de anlattığın tekniklerle kişi potansiyelini ve performansını arttırıyor. Daha enerji dolu oluyor ve daha canlı olduğu için, daha zinde olduğu için işlerini de daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli halledebiliyor. Daha akıllı çalışmış oluyor aslında ve o verimlilik eskiden örneğin 16 saatte çalışıyorsa artık 2,5 saatte 16 saatlik işi halletmiş olabiliyor. Yani kıyas yapıldığı zaman, yüzeysel olarak bakıldığı zaman bu şekilde performansını arttırarak hayat kalitesini kişi arttırabiliyor. Hayattan tat almaya başlıyor. Öbür türlü tat yok ki. Zaten bir çarkın içerisindesin yani. Anlatabiliyor muyum? Yaşamıyorsun, sen ölmüşsün. Sadece cenaze namazının kılınması lazım yani, o kadar. Öyle insanlar var. Şimdi yine oraya gelelim. Yine hikayenin sonlarındayız. Şöyle bir şey var. Bak enteresan. O kartal vardı ya. Cılız kalmış kartal. Etsiz, protein yememiş. Cılız. Kandırıldığını bilmiyor. Yani kandırılmış ama kandırıldığını ona söylemek, onu ikna etmek daha zor. Hani var ya, bir insanı kandırmak, sen kandırılmışsın diye ikna etmekten daha kolay. Hani Mark Twain'in sözü bu. Yani kandırmak daha kolay. Ama o kartal ne yapıyor? Bak kardeşim, sen kandırıldın diye ikna etmeye çalışıyor. Tutuyor onun ensesinden, suya böyle, bak aynıyız diyor. Hani su, içtiği suda böyle küçük göl var orada. Bak diyor, aynıyız, birbirimize benziyoruz. Ben kartalım, sen de kartalsın. Yo diyor, bak hala devam ediyor. Yani bu bana çok, bunu her gün yaşıyorum ben aslında, biliyor musun? Her gün yaşıyorum yani. Hakikaten bir YouTube videosu yapsak, böyle insanları kandırsak, öyle değil mi? Saçma sapan videolar var. Giriyorsun, hep yalan dolan milleti kandırıyorlar. Hani tutulsun diye saçma sapan videolar var. Onların abone sayıları çok yüksek değil mi? 5 milyon, 6 milyon abone sayısı. Çünkü kandırmak daha kolay. Biz burada doğruyu anlatıyoruz. Kandırılmışsın kardeşim, sen tavuk, sen kartalsın, tavuk değilsin diye uğraşıyoruz. İnan hakikaten çok az kolay yani, öyle diyelim. Gerçekler insanların hoşuna gitmediği için normal yani, bu böyle olması da normal yani, psikolojikmen insana ağır gelebiliyor. Hani dost acı söyler diyorlar ya, o yüzden bazen söylediğimiz ağır gelebilir her insana. O yüzden tabii ki izlenim sayıları da otomatikman ister istemez düşük oluyor. Ama buna rağmen bu videoyu izleyen insanlar devamlı tabii ki kişinin kalitesini gösteriyor. Evet. Yani bu kadar baskıya rağmen sonuna kadar izliyorsa kişi gerçekten kendisini geliştirmek istediğini aslında göstermiş oluyor.
Şimdi masallarla yetiştirilen bir insanı düşün. Tamam, masallar. Böyle beyaz atlı prens gelecek, kurtaracak beni. Sihirli değnekler falan. Bu şekilde yetiştirildiği için hayatın gerçeklerini ona gösterdiğin zaman kabul etmek istemiyor. Hani Matrix diye bir film var. Çoğu insan seyretmiştir. Yani bu videoları izleyenler onu da izlemiştir tahmin ediyorum. Hani Metaverse dedikleri bir yerde, şimdi Metaverse, Facebook Metaverse'e geçiyor ya, sanal bir alem, her şey olacak içeride ama sanal alem. O Matrix filminde de öyle, sanal alemden koparılıyor. Gerçek hayata uyandığında bir bakıyor ki sömürülüyor ya, her taraftan boru takılmış, enerjisini çekiyorlar vampir gibi. Bu gerçeği ilk önce kabul edemiyor yani. Çok zor geliyor. Onun gibi bir şey yani. Hani evet. sen hani mavi hapı mı kullanacaksın, kırmızı hapı mı kullanacaksın? Hikayesi var ya orada. Gerçeği mi görmek istiyorsun? Yoksa uyumaya devam etmek istiyorsun diye soru soruyor adam burada. Ben de hep onu soruyorum aslında bu videoda. Sen bu videoyu sonuna kadar izlersen zaten gerçeği arıyorsun. Doğruyu arıyorsun, uyutulmak istemiyorsun, kandırılmak istemiyorsun. Uyanmak istiyorsun aslında. Veya çoğu, belki de onu da söyleyelim açık ve net, bazı insanlar videoyu beğenmiyor mesela, hemen 1-2 dakika sonra çıkıyor. Uyumaya müsait yani, uyumaya devam. Şimdi konuya devam edelim. Aslında konu çok güzel, çok da güzel gidiyor değil mi? Şimdi kartal onu ikna etmeye çalışıyor ya, o hala tutturuyor. Yok diyor ya, ben kartal değilim, ben tavuğum diyor. E ne yapsın? O uçan kartalın, o mentor kartal diyelim. Mentor yani bizden birisi, bizim mesleğe sahip birisi, öyle düşün. Diyor ki ben diyor bunun diyor fıtratına uygun bir yiyecek vereyim, kimyasını değiştireyim. Yanında getirdiği bir et parçası var. Ağzına tıkıyor onu. Şimdi ilginç, hani kimyası değişti derler ya. Bu yemek, içmek çok önemli biliyor musun? Yani insanı direkt etkiliyor. Şekerin düşüyor mesela, bir şey yiyorsun hemen şekerin yükseliyor, yani düzeliyorsun. Onun gibi o da eti ağzına verince birden böyle kimyası değişiyor. O hani biraz önce cılız, hani güçsüz, enerjisi bitmiş o kartal var ya, o birden bir çeşit kükrüyor, aslan gibi kükrüyor yani. Kanatlarını bir açıyor, bir iki sallıyor. Yükselmeye başlıyor. Sonra devam ediyor. Ya hakikaten diyor, ben kartalmışım diyor, uçabiliyorum diyor. Evet, ben yarım saatten beri sana ne anlatıyordum? Sen kartalsın. Sen uçabiliyorsun. Sen aslında o hak ettiğin, o özgür hayatı yaşayabilirsin. Gel hadi uçalım diye uçmaya başlıyorlar. Bak yol gösteriyor. Rahmet rüzgarına teslim et kanatlarını, böyle uçuver. İstediğin zaman balık yiyebilirsin, istediğin zaman tavşan yiyebilirsin. Ne istersen ye ve ömrün uzuyor. Hakikaten öyle değil mi ya? Özgür kalmak. İnsan aslında özgürlüğü istiyor. O kartal özgürlüğüne kavuşuyor. Ama yıllar sonra, süründükten sonra, yani yıllarca tavuk gibi yaşadıktan sonra. Ve bu kimseye yabancı değil. Ve inanın bu programa katılanların çoğu özgürlüğü, yani hepsi %99.9'u aslında özgürlüğe kavuşuyor. Ya hocam keşke sizi daha önceden tanısaydım. Keşke sizi daha önceden tanısaydım da uçabilseydim. Demiyorlar mı? Bu hayatın gerçeği değil mi? Sen ne dersin bu konuda? Öyle yani, insan kendisini tanıdığı zaman daha önceden kendine ne kadar yabancı olduğunu aslında fark edebiliyor. Ben ne kadar kaynaklara sahipmişim ama bunları görmüyormuşum. Ne kadar potansiyelim varmış ama kullanmıyormuşum gibi. Sonradan insan yıllarımı biraz da ziyan etmişim diyebiliyor tabii ki. Ama nereden dönersen kârdır, o yüzden insanın kendisini geliştirmesi, kendisini tanıması için harekete geçmesi tabii ki çok önemli bir şey. Bu videoları, bu kişisel gelişim videolarımızla zaten izlemekte büyük bir başarı aslında diyebiliriz. Yani doğru yolda izleyicilerimiz ilerliyorlar. Evet. Peki konu çok güzeldi. Senin bu konuda biraz daha eklemek istediğin bir şey var mı? Yavaş yavaş kapatalım. Evet, yani bu hikayeden, bu metafordan aslında şunu biz görüyoruz. İnsanların ne kadar sınırlandırıldığını görüyoruz. Ve bu çocukluğumuzdan bu yana bize yüklenen
telkinlerden oluşuyor. Çevremizden olsun, arkadaş çevremiz olsun, anne babadan olsun. Devamlı mesela yapamazsın, edemezsin, senden adam olmaz. Kendi işini yapma, kendi işini yaparsan batarsın, sonra rezil olursun gibi devamlı negatif telkinler verildiği için insanlar bu şekilde içine kapanabiliyor. Ve asıl potansiyelini de keşfedemiyor. Yani harekete geçmekte zorlanabiliyor. Diyelim ki harekete geçti, istikrar konusunda, disiplin konusunda da zorluk çekebiliyor. İç sesi artık devreye girip bırak, devam etme, zaten olmayacak gibi devamlı telkinler duyduğu için kişi iş hayatında hedeflediği sonuçlara ulaşamıyor. Aile konusunda, huzur konusunda da hedeflediği sonuçlara ulaşmakta zorlanabiliyor. Dolayısıyla aslında kişi bu şekilde çaresizlik öğrenmiş oluyor. Ve çözüm aslında çok basit. Yani ilk etapta kişi kendisini tanıması gerekiyor. Kendisini tanıyıp potansiyelini açığa çıkaracak. Açığa çıkardıktan sonra da artık bu negatif telkinlere kendisini kapatması gerekiyor. Eğer zihninde geçmişten oluşan travmalar varsa bunlar da çözülebilir. Yani bunlar için birçok yöntem, taktikler var. Tabii ki şimdi kişinin aktüel durumu nedir, hedeflediği sonuç nedir onu bilemediğimiz için burada genel anlamda bir basma kalıp tavsiye vermek de doğru olmaz ama dediğim gibi her insan kendini tanıyabilir, herkesin içinde bir potansiyel var ve bu potansiyeli açığa çıkarabilir. Bunun yöntemleri var, teknikleri var. Zaten bizim programlarımıza kişi katılmadan önce ilk etapta ne yapılıyor? Bir analiz yapılıyor. Yani kişinin aktüel durumu nedir, hedeflediği sonuç nedir, aktüel kaynakları nedir gibi bir analiz yapılıyor. 15 tane soru var, kriter var. Bu kriterler neticesinde biz anlıyoruz gerçekten yardımcı olabilir miyiz, nasıl yardımcı olabiliriz. Ona göre kişiye adım adım tavsiye veriyoruz programlarımızda. Ona göre yönlendiriyoruz ve kişi artık kendisini tanımış oluyor, potansiyelini açığa çıkarmış oluyor. Hedeflediği başarıya ve huzura da rahatlıkla Allah'ın izniyle ulaşabiliyor. Evet, çok güzel. Çok güzel anlattın. Herkesin anlayacağı şekilde. Yani aslında çözüm o kartaldaki gibi, yani metafor çok açık ve net yani. Kendini bulması, kendisini bilmesi. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Veya ilim ilmi bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen onu nice okumaktır. İçindeki o aslanı uyandırmak için ilk önce tanıman lazım kendini. O da ilk adım uygunluk testini doldurmak olabilir. Hani bu program sana uyuyor mu, uymuyor mu? Uygunluk testini doldururken zaten bir analize giriyor. Yani 15 soruya cevap verirken, değil mi? Hani oradan aşağı yukarı zaten yavaş yavaş kendini tanımaya ilerliyor. Yani ilk adım o aslında. Hani o kartal vardı ya, hep direniyor. Yo ben tavuğum diye direniyordu yani. Anlatabiliyor muyum? Hani direncini bırakıp, ben yapamam, ben kötüyüm, ben şöyleyim demeyi bırakıp uygunluk testi, bu ön görüşmek için uygunluk formunu dolduracak, bitirdi yani ondan sonra. Ondan sonra biz bakıyoruz hakikaten uyuyor mu, uyumuyor mu? Yani o formu dolduracak. İlk kanat çırpınışları bu. Ondan sonra zaten kendi kendine gelişiyor. Öyle değil mi? Evet, yani programlarımıza katılmak isteyenler ilk etapta bu videonun, her videoda da söylediğimiz gibi zaten her videonun altında bir link var. Başvuru formu linki var. Ona tıklayıp başvuru gönderiyorlar. Zaten sonra biz yardımcı olabileceğimizi anladığımız insanlara zaten geri dönüş yapıyoruz. Yoğun talep olduğu için de maalesef herkesi programımıza alma imkanımız da yok. Çünkü bizim de günümüzün sadece 24 saat vakti var. Yani kontenjan sınırlı. Dolayısıyla bu konularda özel seçici davranmamız gerekebiliyor. Biz geri dönüş yapıyoruz. Geri dönüş yapıp değerlendirme neticesinde çalışmalara başlayıp kişiye artık yardımcı oluyoruz. Yani bir yolculuk yapılmış oluyor ve bu sürede bir iki saatlik seans gibi değil. Bizim çalışmalarımız başlanıldığı zaman örneğin bu süre uzun da olabiliyor. Yani kişinin devamlı yanında oluyoruz. 3-5 ay olabiliyor. Olabiliyor. 3 ay olabiliyor. 6 ay olabiliyor. Yani kişinin ihtiyacına göre ve kişi her gün kendine 1 saat, yarım saat vakit ayırdığı zaman 3 ay içerisinde tamamen hayatını değiştirebiliyor. Biz de bakıyoruz işte bu ön görüşmede kişinin aktüel durumu nedir? Hedeflediği sonuç nedir? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konularda kendinize özel bir plan istiyorsanız bu videonun altındaki linke tıklayıp ön görüşmek için başvurabilirsiniz. Zaten biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki gurbetçilere bu konularda hep yardımcı olduk. Ve başarı hikayelerini görüyorsunuz zaten. Videoların arasında testimonial'ler var, yani feedback'ler var. Programa katılmış insanların hayatları ne kadar kısa sürede değiştiğini, nasıl bolluğa, berekete, huzura, mutluluğa ulaştıklarını, daha fazla ailelerine nasıl zaman ayırabildiklerini onlar anlatıyor zaten. Bizim size de bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsanız çok basit. Hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.